Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha kaldığımız yerden devam etmekteyiz. YouTube'dan, özellikle YouTube'a attığımız videolardan nasıl daha fazla gelir elde edebiliriz? Bununla ilgili bazı taktiklerde bulunacağım. Daha önceden de bahsettiğim gibi YouTube'dan para kazanmak için öncelikle bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Bu Gmail hesabıyla çok rahat bir şekilde YouTube'dan ücretsiz olarak YouTube kanalınızı kurabilirsiniz. Kanalınızın genel ayarlarını yaptıktan sonra size düşen bundan sonra düzenli olarak videolar atmanız gerekiyor. Böylelikle geliriniz de artacaktır. Bu videoyu izleyerek gelirinizi nasıl artıracağınızı YouTube'dan nasıl taktiklerle, ne gibi yollar izleyerek para kazanabileceğinizin fikrini alacaksınız. Öncelikle işin mantığını kapmanız çok önemli. Bu sebeple de videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Videoyu izleyerek düzenli olarak gelirinizin nasıl artacağını öğrenmiş olursunuz bu şekilde. YouTube'dan para kazanmak için öncelikle yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlardan biri de kanalınızı açtıktan sonra YouTube iş ortağı olmanız gerekiyor. Ancak YouTube iş ortağı olabilmeniz için şöyle söyleyeyim, 1000 abone ve 4000 saati tamamlamak zorunluluğunuz var. 1000 abone ve 4000 saat şu anki YouTube kanallarında bunu tamamlamadan para kazanma etkinliğine kesinlikle başvuramıyorsunuz. Bu da YouTube'un almış olduğu bir karar kendine göre. Daha fazla yorgunluk çekmeden, hani daha kanal yeni kurulmuş, para kazanma etkinliğine başvurmak çok da doğru değil. Ancak 1000 aboneye eğer çok yaklaştıysanız, 4000 saate çok yaklaştıysanız bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sebeple 1000 abone ve 4000 saat çok önemlidir. Bunu gerçekleştirdikten sonra başvurunuz yapılır ve iş ortağı olarak kabul edilirsiniz. Bu birinci şık olarak önünüze gelir. Para kazanma kanalınız açıldığında solda gözükmektedir. Buraya başvurduğunuz zaman zaten en altta 4000 saat ve 1000 abone yazısını göreceksiniz. Eğer ki her ikisinde de yeşil bir tik işareti görürseniz zaten bunları tamamlamış oluyorsunuz. Diyelim ki siz bunları tamamladınız, hiç haberiniz yok bunu tamamladığınızdan da. Sizin haberiniz olmasa dahi kanalınızın bağlı bulduğu maille YouTube tarafından bir tebrikler, işte 1000 abone yaptınız, 4000 saati de gerçekleştirdiniz gibi bir mesaj gelebilir. Bu geldiğinde kanalınıza dönüp bir para kazanma kısmına tıkladığınız zaman uygun olduğunda beni bilgilendir ya da devam et gibi bir seçenek gelir. Ama şunu çok net görürsünüz. Bu yazının üzerinde 4000 saat ve 1000 abonenin tamamlanmış olduğunu görürsünüz. Böyle bir mesaj geldiğinde. Diyelim ki böyle bir mesaj geldi. Başvurdunuz. Birinci şık az önceden de bahsettiğim gibi YouTube'dan para kazanabilmeniz için YouTube'un bir iş ortağı olmanız gerekiyor. Birinci şık, önünüze 2-3 tane soru geliyor, fazla değil. Bu birinci soru zaten çok basit. YouTube iş ortağı sözleşmesini okudum deyip bir işaret atıyorsunuz. Bir iki tane yeri tıkladıktan sonra yeşil olarak geriye döndüğünüzde yeşil olarak tamam çıkar. Daha sonrasında AdSense kısmı çok önemli. AdSense'e başvurduğunuz zaman zaten bu para kazanmanız AdSense'e bağlı. Burada hemen başlatılmadı gibi bir yazı çıkabilir. Burada kesinlikle paniklemeyin. Çünkü eğer AdSense başvurusunu yaptığınız zaman adınızı, işte kanalınızın URL'sini, size ait kanalınızı kurarken hani bu gelişmişte kurduğunuz bilgiler var ya, ben bunu size daha sonra bir oynatma listesi şeklinde hazırlayacağım ve siz bu adımları çok rahat bir şekilde izleyerek ve takip ederek kanalınızı kuracaksınız. Bu öncesinde anlattığım şey nedir diyeceksiniz. Bu işin mantığı. İşin teknik kısmı çok kolay bana göre. Yani nedir? Şu an açmış olduğum kanalda beni görüyorsunuz.
adını görüyorsunuz, kanalın adını görüyorsunuz. İşte kanala attığım 6 tane videoyu görüyorsunuz. Eğer beni daha önce takip ettiyseniz, bundan önceki videomda anlatmışımdır. Biraz ben böyle istemeden ara verdim ağır bir hastam olduğu için. Ama sizin böyle acil bir durumunuz yoksa kesinlikle böyle bir ara mesafe vermiyorsunuz. Kesinlikle düzenli olarak YouTube'a videolar atıyorsunuz. Benim durumum çok özeldi, beklenmedik bir şeydi. Siz böyle bir şey kesinlikle yapmıyorsunuz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İşin teknik kısmını şöyle kısa özetleyeyim. Yani mesela kanalımız nasıl kuruldu? İşte o YouTube'un kapak fotoğrafı var ya, isimde kapakta. Bunların hepsi kanal fotoğrafı olsun. İşte videolar hazırlanırken başlık, açıklama ve etiket kısmı, bunu anlatacağım. İşte oynatma listesi nasıl kurulur, bunu anlatacağım. Ama bütün bunlar gerçekten şöyle düşünün. Mesela bir çocuğunuz var, yeni okula gidiyor. Siz ilkokul mezunu bile olsanız şöyle düşünün. Eğer bir çocuk okula başladığında A, B, C'yi öğrendikten sonra eğer okumayı heceden normal okumaya çevirebiliyorsa, yani okuma yazması kısaca olan herkes YouTube'da bir kanal açabilir ve kesinlikle çok iyi paralar kazanabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. İşin teknik kısmı da böyle bir ilkokul çocuğunun okula başlaması gibi bir şey. Yani bir adımlar var. Bir çocuk nasıl ABC'den HC'ye ve HC'den de okumaya götürüyor, kendini geliştiriyor. Bizim hepimizin de hayatı böyle geçti biliyorsunuz. Daha sonra konuşma, arkadaşlıklar, şunlar bunlar, her şey zaman içinde gerçekleşiyor. Ben de şunu söylemek istiyorum. Video, oynatma listesi, tüm kanal ayarları hakkında kısmı da dahil olmak üzere bunlar teknik kısımlardır. Bunlar gerçekten basit şeylerdir. Bunlar adım adım anlatılacak ve bir oynatma listesi şeklinde kesinlikle önünüze sunulacaktır. İşin teknik kısmı bu. Bunu bir oynatma listesi şeklinde hazırlayacağım. İşin mantığını katmanız benim için her şeyden daha önemli. Eğer kafanızda belli bir şekil oluşursa kesinlikle işin teknik kısmını adım adım uygularsınız hazırlayacağım oynatma listesinde. Tüm kanal ayarlarınızı yaparsınız. Ondan sonra düzenli video atarsınız. Şimdi bakın, video atarsınız milyon izlenme olur. Ufak paralar kazanırsınız ama çok az izlenmeli çok iyi paralar kazanmanız da mümkün. Atıyorum 1 milyon izlenme, bunlar gerçektir. Atıyorum ne desem de gerçektir bunlar. 1 milyon izlenmeye işte adam 1000 lira, 900 lira, belki 1500 lira zor kazanırken 9000 izlenmeye 27000 kazanan var. Düşünün, yani milyonla 9000 izlenme arasındaki farkı göstermeye çalışıyorum. Yani az izlenmeyle çok para nasıl kazanılır? İşte işin mantığı bu. Yani çok izlenme çok marifet değil. Ama marifet nerede? Videoyu hazırlarken bazı taktikler var. Bu taktikleri bilmeniz önemli. Bu sebeple işin mantığı çok önemli derken bu kısmı kesinlikle dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. 1000 abone ve 4000 saat. Şimdi 1000 abone, 4000 saat kesinlikle tanıdıklarınızla ve yakınlarınızla ya da Facebook gruplarıyla gerçekleşecek bir durum değil. Tanıdığınız 3 kişi, 5 kişi olur, olsun 50 kişi, 100 kişi. Ama size lazım olan 1000 abone. Kaldı ki bir de 4000 saat var. 4000 saat nasıl tamamlanır? Burada da düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki benim bir bilgisayarım var. Ben tek bir bilgisayarla, yani tek bir IP numarası olan bir bilgisayarla ben bu 4000 saati 1000 aboneyi nasıl gerçekleştiririm? Gözünüze çok büyük görünebilir ama aslında büyük değil. Her şeyin bir taktiği var. Hiçbir şey zor değil. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bazı önemli YouTuber'lara takip ettiğim bazı önemli YouTuber'lara isimlerini vermek istemiyorum. Farklı maillerden bazı sorular sorduysam da cevap alamadım fakat Türkiye'de birçok YouTuber'ın ilerlemesini sağlayan Sayın Afgan Rasulov sayesinde ben de benim gibi birçok YouTuber kendini geliştirdi ve Afgan Rasulov gibi daha birçok YouTuber'ın da faydalı eğitimlerini gördüm. Onlardan da tek tek daha sonraki videolarımda geniş geniş bahsedeceğim.
Hazır bahsetmişken de buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum Sayın Afgan Resulova. Şunu söylemek istiyorum. Fazla da bölmek istemiyorum. 1000 abone ve 4000 saati tamamladıktan sonra kanalımız incelemeye gider. Birinci soruda zaten iş ortağı olma durumunuz var. Burada size bir tamam yazısı gelir. İkinci de beklemeye alınırsınız. Şimdi YouTube'un şöyle bir özelliği çıkmış. İkinci soruda başlatılmadı dendiğinde kesinlikle panik yapmıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntıya düşmüyorsunuz. İkinci soruda adımları doğru bir şekilde girip kanalı URL'nizi ve bağlı bulunduğunuz maili doğru işaretlediğinizi ve bazı sorulara evet ya da hayır gibi olan sorulara doğru cevap verip devam et dediğinizde sizi bir YouTube kanalına atar. Daha sonrasında bakarsınız ki başlatılmadı kanalınıza girdiğinizde. İşte burada hiçbir sorun yok. Burada hiçbir şekilde paniklemiyorsunuz kesinlikle ve beklemeye geçiyorsunuz. Siz düzenli olarak video atmaya başlıyorsunuz. Bundan sonraki videolarda PM'i anlatacağım. Asıl para kazanma yeri işte her şeyin özeti orada bitiyor. CPM'de bitiyor. İşte size söyledim ya milyon izlenmeli bir kanal 900 TL ile 1500 lira arasında zor kazanırken işte mesela atıyorum 9000 izlenmeyle adam 27000 kazanabiliyorum. Yani az izlenme çok para. Bunu anlatacağım ben size kısaca. Bu taktikleri uyguladığınızda kesinlikle hiçbir şey sizi durduramaz. Öyle bir yürürsünüz ki yani siz bile şaşırırsınız ben buraya nasıl geldim diye. Bu taktikleri öğrenmek çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. Kanalımızın açılmasını istiyorsak kesinlikle özgün içerik atmamız gerekiyor. Kanalımız yaklaşık bir ay kadar inceleme alıyor. Bir aydan daha kısa da sürebilir. O da sizin düzenli video atmanıza bağlı. Siz düzenli video atıyorsanız attığını bu videoları hazırlarken eğer bir telif yemiyorsanız yani telifine de başkasının bir müziği kanalınızda çalmayacak. Başkasının çektiği bir videoyu aynen çekmeyeceksiniz. Şimdi videoları çekerken evet birbirimizi izliyoruz, birbirimizden bazı alıntılar alıyoruz ama kendi fikirlerimizi katarak anlatıyoruz. Olduğu gibi yani bir kopya içerik yapmayacaksınız. Bunları yapmadığınız sürece, bazı kurallara uyduğunuz sürece topluluğunuz açık, hiçbir şekilde telif yememiş oluyorsunuz. Akabinde düzenli de video attığınız için kesinlikle kanalınız bir aydan da daha önce açılabilir. Bir hafta, 10 gün, 15 gün gibi bir zaman içerisinde bile açılabilir. Bu düzenli içerik atan ve hiçbir şekilde telif ve topluluk kurallarına aykırı hareket etmeyen YouTuber'lar için geçerli. Siz de bunu yapmak zorundasınız. Yani kopya içerik YouTube'da geçerli değil. YouTube'un kendine göre bir algoritması var. Yaptığınız her adım, konuşmanız da dahil olmak üzere kapak resminden, konuşmalarınıza ve içeriğe, içeriğin özüne kadar bakın. Her şeyi YouTube incelemektedir. YouTube'un kendi içinde bazı robotları var. Bu robotlar bunu okuyarak anlamaktadır. Anladığında da ters bir durum varsa uyarı alıyorsunuz. Hiçbir şekilde uyarı almadan bu sizin işiniz. İşinizde doğru asılırsanız doğru gidersiniz. Yani her şey doğrulukla bitiyor gerçekten. Ve kanalınızı anlatırken, kanalınızda video anlatırken olduğunuz gibi olun. Başkasını taklit etmeyin. Eğer bir ekran görüntüsü veriyorsunuz, daha önceden de söylediğim gibi özenli olun. Çünkü karşınızda sizi izleyen, size bakan, sizi gören gözler var. Bu sebeple de olduğunuz gibi olun ve özenli olun. Bazı videolar eğer birbirinden farklıysa, örneğin kanalım eğitim kanalı, bunun arasına farklı bir yerden işte bir şey attıysam, daha bu kanal açılmadan, işte şurada gezdim, bunu yedim, burada bunu aldım gibi böyle birkaç içerikte öylesine koyduysam, kanal biraz daha uzun incelemeye geçer. Onun için konunun dışına çıkmayın. Eğer blogsanız blog olarak kalın, eğitimseniz eğitim, oyunsa oyun olarak devam edin. Fazla karıştırmayın yani. Eğer tek yönlü giderseniz YouTube kanalınızın açılmaması için, yani kısa zamanda açılmaması için bir sebep yok. Biraz uzar farklı videolar attığınızda ama açılır. Yeter ki telif yemeyin, topluluk kurallarına uyun ve diyelim ki bunların hepsini yaptınız. 12 ay gibi bir süreden eskiden bahsediliyordu. Şimdi öyle değil arkadaşlar. Kesinlikle şunu bilin. 4000 saatte 1000 aboneyi tamamladıktan sonra beni bilgilendir diyor. Uygun olduğunda beni bilgilendir. Bunu yaptığınız zaman zaten başvurunuz gerçekleşmiş oluyor.
Bunu söylemek istiyorum. Uygun olduğunda beni bilgilendir dediğinizde zaten bir gelir diye yazısı çıkar. Akabinde de topluluğunuz açılır. Topluluk dediğim yerde istediğiniz bir şeyi sizi takip eden kişilere. Mesela ben yeni video atacağım. Nasıl bir video istersiniz? Bir soru, anket şeklinde sorular da sorabilirsiniz. Hatta topluluk kısmında isterseniz herhangi bir ürünün, bir şeyin satışını bile yapabilirsiniz. Oraya bir link koyuyorsunuz. Oradan da bu satışı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Bütün bunlardan bahsettikten sonra. Kanalınızda iki çeşit reklam gözükmektedir. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi kanalımız 10 dakika altındaysa, bu 9 dakika bile olsa otomatik olarak kanalınıza YouTube tarafından reklam gelir. Eğer para kazanmanız açıldıysa, bunu konuşmak istiyorum. Açıldığı takdirde 10 dakikanın altında video yaparsanız, arada böyle videolar oluyor bazen, mesela 10, 11, 12 dakika diye hesaplıyorsunuz atacağınız video. Bazen 9 dakika, 8 dakika gibi bir sürede çıkıyor. Bazen de düşündüğünüzden biraz daha fazla çıkıyor. Yani 10 dakika, 15, 20 dakika iyi, ama eğer ki 20 dakikalık videonuz sonuna kadar gerçekten izleniyorsa, orada kişiyi bilgilendirecek, kişiye verebileceğiniz gerçek anlamda bir şey var ve sonuna kadar izleniyorsa, 20 dakikalık video atmanızda da bir sıkıntı yok. Ama bunun ideali 12-13 dakika. 10 dakika ve üzeri videolarda reklam aralıkları denen bir kısım çıkar. Para kazanmanız etkin olduğunda çıkar bu. Bu reklam aralıklarını düzenleme size ait. Burada eğer 2 dakikada, 3 dakikada bir reklam düzenleme gibi bir duruma geçerseniz geliriniz düşer, çok az reklam görünür. Ama siz bunun süreleri 90 saniye gibi bir 90 saniye, hatta 60 saniye duruma göre, ama bunun ideali 90 saniyedir gibi bir süreyle devam ederseniz daha çok gelir elde edersiniz, daha çok para kazanmış olursunuz. İşin CPM kısmında tamamen Google'da AdWords'a girmemiz gerekiyor. Orada AdWords kısmında tek tuşla, tek bir tuşla, yani tek bir kelimede 900 TL para nasıl kazanılır? İşte kanalınızda yüksek, kesinlikle yüksek etiketler kullanmanız gerekiyor. İşte bu CPM'e giriyor. Bu kanalınızın hakkında bölümü var. Şu an kanalım karşınızda. Hakkında bölümüne dair CPM değerleri yüksek kelimeler seçmemiz gerekiyor. Oynatma listelerinin de içinde etiketler var. Bu kısma da CPM değeri yüksek etiketler seçmemiz gerekiyor. Böylece daha fazla öne gelir kanal. Kanalın öne gelmesi düzenli içerik atmayla alakalı. Kanaldan çok para kazanmada CPM değeri yüksek etiket kelimelerine bağlıdır. Kısaca işin özeti budur. Bunlardan bahsetmek istedim. YouTube'dan para kazanmamızı engelleyen şeyler nelerdir? İşte daha önceden de bahsettim. Uygunsuz dil, argo kelimeler, küfür, şiddet, nefret barındıran içerikler, cinsel ağırlıklı, işte uyuşturucu gibi bu tür videolar, bu tür eylemler, bu tarz konuşmalar yapıldığı zaman kesinlikle YouTube'dan para kazanmanız biraz zor olur. Çünkü bu şekilde konuşma yaptığınız takdirde içinde şiddet, argo, cinsellik de dahil olmak üzere olan videolarda kesinlikle reklam verenler bu tür videolarda görünmek istemediği için para kazanmanız az olur. Yani yok denecek kadar az olur. Bu tarz videolar atmayacaksınız. Argo konuşmayacaksınız, küfür konuşmayacaksınız. Sizi takip eden herkese karşı saygılı olmak zorundasınız. Bu kanal eğer izleniyorsa, izlendiği sürece siz para kazanıyorsunuz. Yani kanalınız sizin aslında işiniz oluyor. İşinize dört elle sarılmak zorundasınız. Şimdilik YouTube'dan para kazanma ile ilgili bunları anlatmak istedim. Kanalınızı kurup 1000 abone ve 4000 saati gerçekleştirmeniz gerekiyor. 1000 abone ve 4000 saat taktiklerini de anlatacağım. Ve daha sonrasında CPM işin mantığı ve kanal ayarları. Kanal ayarları, CPM, bunlar çok 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 önemli. Ve 10 dakikanın altında kesinlikle videolar yapmamaya çalışın.
Eğer kendi elinizde bir 3 dakika içerisinde 3 tane ya da 4 tane bir reklam oynayabiliyorsa bunu niye yapmıyorsunuz? Böyle bir hata yapmayın. Yani kendi elinizde kendi işinizi bozmuş olursunuz. Kazancınızı düşürmüş olursunuz. Elinizden geldiğince 10 dakika üzeri video yapmaya çalışın. Reklamlar daha fazla görünsün. Daha fazla göründüğü zaman da kesinlikle daha çok kazanmış oluyorsunuz. Yani kazancınız 2'ye 3'e katlanma şekli de reklamla da çok önemli ve CPM de çok önemli. Bu CPM'i öğrenmeden kanal kurmanız, video atmanız gerçekten hiçbir işe yaramaz. İşin özeti bu. Her şey orada bitiyor. Bunu öğrendikten sonra zaten yolunuz açılacaktır. Yolunuz açıldığında da gerçekten rahat edeceksiniz maddi bir yönden. Çok yüksek paralar kazanan YouTuber'lara rahat rahat sağlam adımlarla yaklaşmış olacaksınız. Önemli olan onlara yaklaşmak değil, iyi bir gelirle iyi bir hayat sürebilmektir. Daha önceden de söylediğim gibi para insanı rahat yaşatır. Hepsi bu, yani bir kağıt parçası ama işte insanların rahat yaşaması da buna bağlı. Onun için de beni takip etmeye devam edin. Bir sonraki videom daha yakın bir zamanda olacak. Bundan sonraki videolarım düzenli olarak bundan sonraki videolarımı atmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmanızı çok isterim. Faydalı olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.